Merhabalar efendim. İhmal edilebilir nasihatlerde Alev Alatlı ve Süleyman Seyfi Öğün hocamla birlikteyiz. Gene Avrupa tarihi üzerinden konuşmaya devam edeceğiz ama aslında Avrupa ile birlikte dünyayı konuşuyoruz. Her şey nasıl bu hale geldi? Bu hale gelmesindeki tarihsel süreçler neler? Bu süreçler değişebilir, nasıl değişebilir veya bu süreçlerin yeniden ince ince didik didik analizini programın özeti olarak sunabiliriz. Son kaldığımız bölümde her bir program aslında bir önceki programında bir manada devamı ve bir önce bıraktığımız yerden bir sonraki programda devam ediyoruz. Son kaldığımız yerde hocam dünyayı 3 savaşlar çağına ayıranlardan söz ederek girmişti. Şimdi bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece şöyle bir belki parantezi açmamda fayda var. Tüm bunları hocam ekonomi perspektifinden yorumlamak gerektiğinde geçen bölümde söylemişti. Buna sizin ilave bir yorumunuz var mı kaldığımız yere dair? Süleyman Hocam. Yok hayır. Şimdi merak ediyorum. Tabii. Nasıl peki, bir çerçeve oturtacak? Peki. 90 sonrası savaşların bir daha önceki dünyanın daha önceki savaş sistematiği, mantığı neyse hakimiyet anlayışının çok dışında başka bir yoldan ilerlediğini söylüyorsunuz ve bunu görmezsek bugünü de anlayamayız diyorsunuz. Buyurun. Evet, şimdi bir numaralı bilgi veya ne demek lazım maksim anlamamız gereken şey, savaşların artık bol yıldızlı generallere ihale edilmediği, onların işi olmaktan çıkıyor. Ordu kavramının tamamen değişmesi söz konusu ve siz bir orduyu eskiden olduğu gibi bir orduyu ciddiye alıyorsanız yandınız. Mesela Pentagon. Pentagon oradaki faktörlerden biri haline gelmiş oluyor. Anlatabildim mi? Şimdi sizinkini bir parça açayım. İşte ta yazılı tarihin başlangıcından İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönem. Bakın kaç bin yıl buna şey diyoruz, diyorlar. Fetih Savaşı. Taşları çağı. Çünkü Fetih Savaşı deyince İstanbul işgal eder gibi. Bir başka memleketi işgal eder. Gidiyorsun işgal ediyorsunuz. Oturuyorsunuz üstüne. İşte çalışma kampı mı yaparsınız? Katliam mı yaparsınız? Madenlerini mi sömürürsünüz? Nedir? Tam hakimiyet kuruyorsunuz. Tam hakimiyet ve kendinize katıyorsunuz bu ülkeyi. Yani sömürgelerdeki sömürge savaşları falan hep buna dahil. Alıyorsunuz. Sizin oluyor. Oradaki insanları ne yapıyorsunuz? O da çıkarlarınız doğrultusunda. Şöyle veya böyle davranıyorsunuz o insanlara karşı. Bunu Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar ki fikir bu. Yani bu dönemde asimilasyon vesaire gibi. Asimilasyon buyurduğunuz bunlar gibi katliam, efendim ne gelirse aklınıza işine gelen sistem neyse kazanan ülkenin bunu yapıyorsunuz. Diğerleri de boyun eğiyor. Tabii bu yani sömürge toprakların işgalini, sömürge edilen toprakların işgalini başka bir kategoride değerlendirmek gerekir. Ya, bence hayır. Bence hayır. Niye ki? Sokalım. Tabii ki. Yani olaya şuradan bakın. Alıyorsunuz ve sizin oluyor. Her şeyiyle. Anlatabiliyor muyum? Fiili varlık gösteriyorsunuz orada. Siz yönetiyorsunuz. Yönetim sizden. Memurlarını siz tayin ediyorsunuz. Valisini siz tayin ediyorsunuz. İşgal de etseniz, etmeseniz de. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten sömürgecilik nedir? Yani sömürgecilik işgalden başka nedir ki siz bana söyleyin. Yani nasıl ayırırsınız Kızılderililerin yok edilmesini, o toprakların alınmasını herhangi bir başka savaşta? Edemezsiniz. Aa, sadece hoş görünmek için veya iş çıkarmak için tarihçilere bir ayrım yaparsınız. Ama bu savaşı dik aylasıdır. Yani ve her zaman da planlı programlıdır. Ve işgalci devletin, sömürgeci devletin kuralları dahilinde. Ya, gayet tabii yani hepsini katın için içine. Yani mesele şuna bakın.
geldiniz, savaşı kazandınız, kim yönetiyor abi? Şuna bir bakın. Göreceksiniz ki şey yönetiyor. İşgalci kazanan ekip yönetir. Hani ya fiilen kendi valisinin şusunu busunu yerleştirir ki İngiltere onu yapmıştır. Şey filan hatırlayın. Hindistan'ı falan. İngiliz valisi. Gayet tabii. Hindistan'ın valileri, sömürge valileri. Yani hep bunlar budur. Ya da sizden adamları koyarsınız. Çok da fark etmez adamın adının Ganga Din olup olmadığı. Eğer şeyse Ganga Din Efendi de beyaz eldivenleriyle servis yapan bir şey Hintliyse bu aynı hesaptır. Ama yabancı bir gücün ne isterse aynı kandan olsun yabancı gibi gücün bir toprağı işgal etmesi, insanları yönlendirmesi. Bunlar fetih savaşları. Fethediyorsunuz halkı. Maddi manevi fethediyorsunuz. Dava bu. Bir şey soracaktım. Şimdi tabii bu çağ çok nakli olmadı fetih savaşları diyorsunuz ama yer yer sanki bu çağda da mesela işte Arap Baharı sonrasında yönetimi değişen yerlere gittim ben ve o gittiğimde şeyi görüyorum. Evet önceki yönetimler o Arap devrimiyle Arap Baharı adı verilen tabii Amerikalılar seviyorlar bu işleri de biliyorsunuz bu tür isimler turuncu devrimi, defne devrimi falan demeyi. Devrimle giden liderin yerine gelen kadroda eski liderden farklı değil. Yani şey olarak farklı değil. Yani bir yenilenme olsa bile o alışkanlıklar, o ülkenin mesela Fransa'nın hakimiyeti sürüyor hala. Ekonomide sürüyor, yönetimde ya, sürüyor. Tabii. Yani ama hani söz... Şey, hem aynı şey hem değil. Elbette ki sürecek. Hiçbir şey sıfırdan başlamaz dünyada. Hiçbir şekilde bir şeyi sıfırdan başlatamaz. Yani Hindistan ne kadar bağımsız olabilmiştir? İşte onu ayrıca düşünün. Onu yani ayrıca, Pakistan ne kadar bağımsız olabilmiştir? Onu ayrıca düşünün. Yalnız düşünmeniz gereken şey başka. Siz Türkiye'yi Allah göstermesin şey aldığınız zaman, fethettiğiniz zaman sadece sokaklarda İngiliz askerleri görmüyorsunuz. Ki anlattıkları, yani burada anlattıkları, bir kere de şunu söyleyeyim, bu benim teorim değil, bu anlattığım size. Ben size bugün savaş endüstrisinin eğilimlerini anlatıyorum ve açıklamaları anlatıyorum. Tabii bunun bir geçen programda bunun stratejik olarak nasıl planlandığını strateji evet, kuruluşlarından evet. Örneklendirerek yani de şey anlatmıştınız. Var çünkü, bir strateji böyle aman efendim masa altından gizli vesaire aman aman bir şey zannederiz. Komplo teorisi değil ya değil. İnsanlar bir araya gelip şu işi nasıl yapalım dedikleri anda ortaya strateji çıkar. Nasıl yapalımdır stratejinin karşılığı. Şuradan götürelim yok oradan götüremeyim. Oradaki kaya büyük. Şöyle dönelim. Burada bu var. Bu hikaye. Şimdi eskiden bu strateji işlerini fetih savaşlarında askerler yapardı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Harp oyunları, manevralar, bilmem neler. Bunlar bu strateji üretiminin parçaları. Askerlerin yaptığı şey. Ve deniyor ki İkinci Dünya Harbi'nin sonuna kadar bunu hep şeyler yaptı. Askerler yaptı. Generaller yaptı. Gelip işte Kurmay Başkanı kanalıyla o zamanın sistem nasıl işliyorduysa Savunma Bakanı'na veya doğrudan Başbakan'a veya kraliçeye veya her kim değilse ona sunuldu. Onun varsa bir iki itirazı o ya onu yaptı o değişti falan filan. Tabii güçlü sivil liderler Churchill gibi hep vardı. O zaman güçlü bir sivil lider askerin yaptığı stratejiye burnunu sokuyor. Bismarck da yine belki. Tabii yani ona yani yakına gelin Bismarck. Daha eski evet. Yani onun çünkü dertleri başkaydı. Bunun en iyi örneği İkinci Dünya Savaşı'dır aslında. Bilen çünkü bir tarafta Churchill, öbür tarafta Stalin, efendim Roosevelt, gene en sivil olanları Roosevelt. Ama esas itibariyle orduların karar verdiği bir şey. Askerlerin en fiyakalı oldukları dönemlerdir bunlar. Şimdi gene altını çizerek söylüyorum. Hiçbir şey sıfırdan başlamaz sanmıyorum.
Hiçbir şey tükenmez. Dur, boşlukta çıkmaz. Ha, geriye baktığınız zaman nasıl ki Osmanlı'nın yükseliş dönemini çöküş döneminden bir çizgiyle ayıramazsınız. Teşhis savaşları dönemini de diğer savaş diğerlerinden bir çizgiyle ayıramazsınız. Tabii birbirine geçiş gelecektir. Ve tabii şeyleri taşıyacaktır. Eski unsurları yanında taşıyacaktır. Eski şeyleri, duyguları falan falan. Şimdi bunun ilk örneğini 91 Körfez Savaşı olarak. Nasıl efendim? Bunun ilk örneğini Tecrit Savaşları'nın 91 Körfez Savaşı olarak vermiştiniz geçen programda. Öyle diyorlar. Şimdi diyorlar ki, şimdi yalnız arada şu var. Arada Soğuk Savaş dönemi var. 45'ten şeye ola kadar olan dönem. Caydırıcı savaş. Caydırıcı savaşlar var. Bu caydırıcı savaşlarda gene askerler önde büyük çoğunlukla ama tam değil. Hatta askerlerin önlediği söylenir bir zaman sonra. Nükleer savaş. Evet çünkü falan. Öyle bir delilik var ki caydırmaya çalışıyorsunuz ki bir karşı tarafı. Niye? Bende bir fazla atom bombası var diye. Ve bunun bir fazla atom bombasının aslında ne kadar absürt bir şey olduğunu anlamak vakit aldı insanlara. Yani onu diyorum yani 90 defa ben diyor 90 defa diyor yok edecek kadar var diyor. Sen de diyor topu topu 60 kere yok edecek kadar var diyor. Bunun kadar absürt bir şey oldu. Çok sonra insanlar üzerine düşünmeye başladı. Yani bir kere yok ettikten sonra 60 kere yok etmek nesi? 90 kere nesi? 120 kere yok etsen ne olacak? Yani o kadar basit bir şey ki bu. Haydi ondan sonra çok büyük laflarla nükleer silahsızlanma falan. E baba silahsızlanmayıp ne yapacaktı? Ha, orada bile hala çekişmeler. Uzun uzun şeyler. Siz bakmayın Shakespeare haklıdır. Bu dünya bir komedi. Evet. Öyledir ama yani bu bir komedidir. Yani bize düşen yaşaya kalmak için bu dünyada bu komedinin farkında olmaktır. Yani benim de hep çırpındığım bu farkındalığın geliştiğini görmek Türkiye'de. Yani bunu bilelim, bu farkındalığı sonra bakarız ne yapılır. Yani yaşaya kalmak için. Neyse işte böyle bir caydırıcı dönem söz konusu. Geldi fakat bir noktada bir yandan ne kadar absürt olduğunu ortaya çıkması. İkincisi Sovyetler Birliği'nin havlu atması. Yani caydırıcı olmaktan çıkması. O havluyu da Sovyetler Birliği attı. Malum. Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte Sovyetlerin çöküşü var. Ve Sovyetler batılılaşmaya karar verdiler. Bu kadar kavga dövüşten sonra batılılaşma derken şeye girecekler. Serbest piyasa ekonomisi falan filan. Ve tabii o büyük trajedi başladı. Bir gün bunu anlatayım. Detaylı anlatayım da anlayabilelim ne demek oluyor. Yani reformların trajedisi diye bir şey vardır o daim. Reform yaparsınız öyle bir trajik sonucu çıkar ki reformun Allah'a otur düşün. Neyse. Şimdi ondan sonra ilk savaşlara başlıyoruz 91. Körfez savaşlarından itibaren gelen bir şey. Burada ki hazırlık şu. Şimdi Amerika'da hep söylediğim şey, bizim anladığımız anlamda devlet yoktur, insanlar işlerini yapar. Yani şöyle söyleyeyim, eskiden kurulduğu tarihten itibaren hiçbir demir yol yoktur ki devlete ait olsun Amerika'da. Yoktur böyle bir şey. TCDD yok yani. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolu. Efendim. Kültür Bakanlığı USA yok. Bilmem ne bilmem nesi yoktur böyle bir şey. Yani Kültür Bakanlığı bilmem ne müzesi. Yoktur böyle bir şey. Kültür Bakanlığı yok zaten. Yani adam freedom diye gezindikleri de bu. Yani 3 kişinin 5 kişinin bir araya gelip kendi çıkarları doğrultusunda bir örgütlenebilme şeyse. Özgürlüğü. İlk bakışta çok şey görünür. Ya olur mu olur falan. Düşünceyi ilerleten, fikri geliştiren. Peki, boşuna mıdır yani ademi merkeziyetçilik mesela? Şimdi ta hangi tarihte bakıp gören oldu ademi merkeziyetçilik?
Oradan bir tutturup genişlettikçe genişletelim. Sonra kala kala efendim Kürt Madonna bilmem ne Madonna'ya yakalıyorsunuz. Gelinen düşüşe baksanıza. Sonra buna kadar bu şey yapıyor. Geliyor. Şimdi 3-5 kişi toplanıp bir şey yapıyor. Bunun sonucu zaman içerisinde inanılmaz kaotik bir şeydir. Olabiliyor ve olduğu da görüldü. Nitekim bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kafadan dolayı hep söylüyorum 45 bin tane tarikat var. Ya 45 bin arkadaşlar. 45 bin tarikat nasıl olur ya? Yani bakıyorsunuz kadın televizyon yıldızı bir tarikatta onun. Allah Allah. Ve de adı sanıyla. Oprah Winfrey Kilisesi. Hayda. Yani şimdi aynı şey savaş için söz konusu oldu. Bir kere birileri türedi. Kendilerini fütürist, stratejist olarak sunan, takdim eden ve bunlar şirketleştiler. Ve bir yığın şirketleşti. Maurice & Maurice söyledim. Alvin Toffler'i biliyoruz, karısı. Ve Toffler'i biliyorsunuz, daha da çıkıyor. Yani her anlamda kız çıkıyor. Şimdi bu adamlar tuttular, bu sefer de tabii fütürist olduğu için bir iki yere el atıyor. Durum buyken peki ne olabilir diye başlıyor şey yapmaya. Strateji üretmeye. Peki kime satacak bunu? Tabii Pentagon'dan falan ihale alıyor. Şeyden ihale alıyor. İşte Savunma Bakanlığı'ndan ihale alıyor. Dışişlerinden ihale alıyor. Falan. Bunun sonu nereye gider hesaplayın. Bu şeyden fark yoktur bunun. Devletten bilmem ne limanının ihalesini almaktan. O arada dönebilecek olan her şeyi düşünün. Ne döner? Yani ne savaşı ihalesini alıyor. Ama tabii bu savaşı değil. Strateji. Stratejinin ihalesini alıyor. Bu önemli. Strateji ihalesi alıyorsunuz. Yani bu önemli. Ve şey öngörüyorsunuz. Şu şöyle olur, bu böyle olursa böyle olur. Böyle olursa böyle olur falan filan. Ve bayağı planlar yapıyorsunuz. Bunları satıyorsunuz. Bu planların, ve bunlar gizli değil, açık. Gizli olacak bir şey yok. Gizli bir şey varsa dünyada gizli kalan belki cephaneliğin yeridir. Onu da Allah razı olsun. Uyduyla. Allah razı olsun uyduyla. Yani Allah razı olsun uydulara yani. Efendim ya da şuna buna falan. Ve ilk defa deniyor. İlk defa deniyor. Ordular kadar hantal para yiyici bir mekanizmayı bakın dikkat edin. Üretici olmaya çevirdik diyorlar. Çok ilginç. Yani ordu gibi pahalı, hantal bir şeyi, bir kurumu bir özelleştiriyor. Ki üretici güce çeviriyor. Şimdi özelleştirmeyi nasıl yapıyor? Paralı askerlerle yapıyor. Bir yeni şirket kuruluyor, çok iyi biliyorum. Bunu Vietnam Savaşı'ndan sonra diyebilir miyiz? Yani hanımefendi koymayın böyle tarihler. Peki, tamam. Sonrası öncesi yok. Yani bir şeyi orada bulursunuz, bir şeyi bilmem nerede bulursunuz. Peki, tamam. Yani şunu unutmayın geçişi. Peki. Yani, bu geçiş her zaman o şeydedir. Yani ortadadır. Orada bir şey denenir. Çünkü ufak tefek bir taahhütlükler hep olur zaten. Yani ordular oturup tuvaletlerde kendileri yapmaz çoğu zaman. İhale edersiniz, gelir yapılır falan filan. Ama şimdi bunun kozmik odaların ihale edildiğini düşünün. Ha belki en iyi böyle. Kozmik odalar belki daha doğru bir kelime yani, oldu. Çok uça itiyorum. Yani daha doğrusu sizi ve okuru şok edebilmek için böyle konuşuyorum. Ama kozmik odanın edildiğini düşünün. İhaleye çıkarıldığını düşünün. Bunu yapıyorsunuz. Şimdi öyle olunca savaşın amacı da değişiyor tabii. Şimdi bir bu zaten paralel gider. Hiçbir şey tek başına değil. Olmaz. Neden? Ekonomiyi düşünün. Hep ekonomiyi düşünün dediğim o. Niye
bir şeyin üstüne yatardı, işgal ederdiniz daha önce. Ya maden var orada, madeni alacaksınız. Veya Çin, toprak alacaksınız. Veya toprak alacaksınız da bilmem ne ekeceksiniz. Şimdi onu yapmanıza gerek yok para kazanmak için. Yeni dünya düzeninde bu iş böyle değil. Turbo kapitalizm dediğimiz, şeydi, finans kapitalizmi dediğimiz. Efendim. Pratik. Teknolojiyle birleşiyor ve zaten siz oturduğunuz yerden canını okuyabiliyorsunuz Mumbai'nin. Niye gidesiniz ki oraya, bir de başınıza bela alacaksınız. Asker gönder, yok savaş ver. Ne yaparsa yapsın Mumbai, siz nefes aldığınız hale getiriyor musunuz? Getiriyorsunuz da. Getiriyorsunuz bunu, finansmanla yapıyorsunuz bunu. Anlatabiliyor muyum şeyi? Yani paralelliği gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Neden gerek kalmıyor? İhtiyaçlar değişiyor aslında. Çağın teknolojisinin değişmesiyle de birlikte yapabildikleriniz de farklılaşınca bu sefer savaşı başka bir yöne doğru. Ya gayet tabii, yani şeyden kendi askerinizi kurtarıyorsunuz. Oralara gidip helak olmaktan. Sıcak şeyler, ateşler, kurşunlar. Bunlara gerek kalmıyor. Sizin istediğiniz ne? Para değil mi? Hakimiyet değil mi? Neye yapılır bir savaş? Para ve hakimiyet için yapılır. Fetih savaşları sırasında paraya ve şeye, güce hakim olabilmenin yolu oraya gidip oturmaktı. Bir süre sonra caydırmaktı. Bak yaparım ha. Şimdi ona da gerek kalmıyor. Tecrüde, Haydut Devleti. Siz de tabii şimdi Haydut Devleti dediğiniz şey başka. Haydut dediğiniz şey adamı Haydut Devlet ilan etmek. İlan ediyorsun. İşte tecritin bir parçası haline. Tabii tabii. Haydut Devlet diye karşı düşmanı Haydut Devlet ilan ediyorsunuz. Ve bir numaralı meseleniz yeni dünya düzenine dokunmamak oluyor. Bu dengeyi bozmamak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ekonomik olarak yeni bir güç kaynağı olarak da bakabilir miyiz buna? Nasıl efendim? Ekonomik olarak farklı bir güç kaynağı olarak da bakabilir miyiz bunu? İcat edilmiş yeni bir güç. Bilmem yani nereden olacak, çünkü bilmiyorum yani, düşünmek lazım ama. Yani mesela Suriye meselesinde bildiğim şey, Suriye'de altyapının yapılmasını almak için Çinli şirketler. O kadar safsınız, o kadar. Hayır şu savaş yıkıyor, sonra bir de o yıkılan yeri tekrar yeniden yapmak gerekiyor. Ama yapanlar arasında. Efendim bu İkinci Dünya Savaşı, yani Berlin bombasından bahsetmiyoruz. Aynı şey, çünkü bunlar çok küçük paralar söyledikleriz. Bu düzen içerisinde. Hatta bunun peşine ancak bizim gibi uluslar düşer. Valla Çin, Rusya, Amerika, Almanya yarışıyordu elektrik ihalesini almak için. Hocam bir şeyler. Anneciğim şunu düşün lütfen. Dünya gayri safi milli hasılasının %70'i, %3'ün elinde. Siz bu kaç paradır biliyor musunuz ya? Hiç adam buru tutmaya yok. Çalışıyor. Çok tasasıydı. Yani sadaka vermez ondan. Neyin peşinde olduğunu küçük düşündüğümüz sürece anlayamayız. Büyük miktarları görün. Onu söylemek istiyorum. Yani adam dünyayı bir şekilde sokuyor. Yani düşünün ki siz uzay araştırmalarını bile ihale etmişsiniz. Bunun komik değil bu. Adam kah almış başını şeye gidiyor. Elon Musk o projeden çıkıyor zaten. O bütçeden ve o projeden. Ya tabii bunu bir görün. Yani böyle baktığınız zaman Allah aşkına yani oradaki bir füzenin parası etmez toplam. Hocam nasıl büyük düşüneceğiz biraz sizden de bir rahatsız. Estağfurullah yani ben bu ordunun savaş kültürünün bugün geldiği noktayı kendi zihnimde şöyle açıklıyorum ben. Eğer hani sorunuz o noktadaysa bir şeye dikkat çekti. Alev Hanım dedi ki bu ekonomi meselesine daima bakmamız gerekiyor. Ben de doğrusu o kulüptenim. Yani önce işin arka planında nasıl bir üretim tarzı var, nasıl bir mübadele tarzı var, onlara bakmayı çok önemli görüyorum. Ve buradaki hedef. Oradaki hedef ne? Evet. Yani bu modern dünya dediğimiz şey endüstriyel bir süreçler yığılması. Çeşitli açılımları var, boyutları var. Ayrıca konuşulabilir.
Yani toplum diye bir şeyden bahsediyorsak, ulus diye bir şeyden bahsediyorsak, bütün bunlar bunun içinde pişiyor. Yani Ernst Gellner ulus, modern ulus kavramı endüstriyel gelişmelerin fonksiyonu fonksiyonudur derken bence çok da haksız bir şey söylemiyor. Bu bir örgütlenme aynı zamanda. Bir iş bölümü ve bir örgütlenme. Sadece bunu ulusal ölçekli bir örgütlenme, yani bir üretim gücü olarak ulus, bir tüketim gücü olarak ulus, bir savaşan güç olarak ulus olarak formüle etmek bence çok sınırlı bir bakış. Bu aynı zamanda bir dünya iş bölümü. Dünyaya bir düzen verme hikayesi. Bunun etapları var tabii ki. 19. asırda bu çok heyecanlı başladı. Çok mutandan başladı. 20. yüzyılda ise sekteye uğradı. Şimdi ben o büyüme rakamları falan bizi aldatmasın. Ruh, eğer bir endüstrileşme ruhu vardıysa, bir savaşma azim ve kararlılığı, işte o erdemleriyle, savaş erdemleri vesaireyle birlikte, bu 19. yüzyılda vardı. 20. yüzyılda sekteye uğradı diyorum. Çünkü bunu bir düzene soktular. İşte mesela caydırıcı savaşlar olarak adlandırdı. Bir takım zorunluluklardan doğdu. Yoksa savaşa dair çılgınlıklar devam ederdi. Fakat savaşamadılar. Yani tıkandı kaldılar. O koca yapıları nasıl örgütleyecekler meselesi. Bu teknolojik bir yarışa döküldü. Yani göz korkutmak ve ön almak. Yani ben senden üstünüm. Çok güzel anlattı buraları. Ama bununla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda bu teknolojik tarihin de şeyin, filozof Heidegger'in güzeldir o ayrımı, teknik ve teknoloji arasındaki ayrımı. İşte esas teknolojik süreçleri özerkleştirdi, ayrıştırdı. Yani bütün mühendislik akıllar, bütün işte bunun arkasındaki bilgi birikimi, epistemolojiler vesaireler oraya akmaya başladı. Teknolojiye göre kurulan bir dünya ya da dünyayı kurarken teknoloji aracılığıyla kurmak arasındaki farktır bu. Ona zaten teknik diyor esas olarak. Yani savaşamadığımız için askeri teknoloji bu hale geldi. Çünkü artık bir gövde gösterisi olarak düzenleniyor. Mesela kompüter tarihi bizzat ordunun içinde, kompüter tarihi tabii, ya, ordunun ihtiyacı olarak doğdu. Çip devrimi 1950'lerde, soğuk savaşta işte o caydırıcı gerilimler üzerinden doğdu ama bütün bir hayatımıza döndü. Yani şimdi benim çıkarsadığım şey şu: çok böyle nasıl söyleyelim, yani geleneksel bakarsak işte devlet vardır, ordusu vardır, bürokrasisi vardır falan diye bakabiliriz. Ama bir ayrışma var. Yani kıran kırana savaşan ordular savaşamaz hale gelince yeni bir şekilde kendilerini üretmek zorundaydılar. Yani yeniden üretmek zorundaydılar. Bu da bence teknolojik sıçramalarla oldu ve teknolojik rekabetle oldu. Stratejistler de burada. Stratejist akıl da bir tür mühendislik akıl gibi buraya eklemlendi. Yani o aslında baktığınız zaman işte yol yordan bulma dedikleri son derece doğru. Seçenekler arasında optimum olanı seçme, teklif etme, önerme, akıl satma. Şimdi bakın, burada artık bu unsurlar devletin sahip olduğu ve mutlak olarak içinde yer alan yapılar değil, dışına çıkıyorlar. Bürokrasi devletin içindedir ama teknokrasi devletin içinde değildir. Devletle pazarlık yapar. Yani onu da değişim değerine sokar. Yani teknolojik bilgiyi kullanım değeri üzerinden değil, değişim değeri üzerinden mallaştırarak, alınır satılır hale gelerek, getirerek bunu yapar. Şimdi tabii devlet bunu çok hazmedemedi ve bir şekilde bunları kontrol etmek isteyen devletler de çıktı. Belki daha akıllı davrananlar, ya bunlar biraz benim böyle çeperlerimde dursunlar, çok da müdahale etmeyeyim
Mesela Sovyet Bilimler Akademisi filan. O da teknoloji. Amerika zaten iyi ya dedi. Ayrıştırıyor yani. Onları. Amerikalılar hep iyi ya dedi böyle şeyler. Yani Amerika hep iyi ya der. Bir şey olur tabii, iyi ya tabii. Der Amerika. Yani o da zaten üstünlüğüydü. Yani Sovyetlerin de bir teknolojik eliti vardı. Tabii. Ama tabii çok canım. Bürokratik çalışıyorlardı. Hantal. Hantal çalışıyorlar. Diğeri o ayrışmayı zaten kendi gelenekleri gayet güzel anlattı. Amerika'nın geleneklerini. Yani hele bir bakalım. Yani. Hele bakalım der. Yani iyi ya da bakalım. Ve hakikaten evet. Buradan müthiş bir rant çıkardı. Yani müthiş bir üstünlük elde etti. Çünkü onlar daha bağımsız ve rahat çalışıyorlardı. Ya, tabii. İşte Silikon Vadisi'nin geçmişinde bu var. Yani bizim şimdi, burada karşı çıkabileceğimiz tek şey ahlak olur. Süleyman'ın başka türlü olmaz. Yani ahlaki bir tutum nasıl var? Yok olacak, tabii yani da. Bunda bir şeyde hiçbir ahlak falan yok tabii yok bu işlerde. Yani tipik Machiavellist gelenekler oralarda da hüküm sürüyor. Tabii. Şimdi bunun ilginç başka açılımları oldu tabii. Yani izninizle onları belki söyleyebilirim. Çok uzatmak da istemiyorum. Özellikle bu Sovyetlerin çöküşünden sonra filan bu bağımsızlaşma süreci daha da arttı. Yani teknolojik elitler... İşte bir taraflarıyla ekonomi, bir taraflarıyla strateji, bir taraflarıyla mühendislik ve bütün bunları bir de dikkat edin belirsizlik mühendisliği üzerinden formüle etmek. Yani bunlar çok ilginç sıçramalardır entelektüel tarih itibariyle. Tabi bu işin başını büyük ölçüde Amerika çekiyordu ama Pasifik'te ona eklemlendi. Pasifik'te de bu süreçler işledi. Şimdi burada şöyle bir tablo çıkıyor ama ortaya. Artık bu savaşın yeni tarzını tayin edecektir. Bunun bakın geldiği ileri aşama sadece sürecin teknolojik olduğu değil. İki şey daha eklemlendi buna. Teknolojinin çok özel bir formu olarak sibernetik. Siber şeyler. 90 internetin tabii, yaygınlaştığı yani, bir... Evet veya ikinci olarak biyoloji eklemlendi buna. Yani biyoteknik bir genetik akıl. Genetik araştırmalar işte bir noktaya şey geldi. İşte yani virüsler bilmem evet. Neler bunlar boşuna değil tabii ki. Şimdi bütün mesele organize olmuş ve merkezileşmiş bir sanayi uygarlığının tırnak içerisinde nasıl ayrıştığı ve hangi sonuçlar ürettiğiyle bu soruyla birlikte temellendirilebilir. Evet artık yani baktığınız zaman klasik bürokrasinin örgütleniş şekli ve arkasındaki akılla mesela bir 19. yüzyıl ordusunun belki 20. yüzyıl başlarında da orduların örgütleniş süreçleri çok benzer birbirine. Birinin elinde silah vardır, ötekinin elinde yasa vardır, yönetmelikler vardır ama hiyerarşileri, işte yükselme standartları falan bunlar benzer birbirlerine. Çünkü ikisi de devletin içinde terbiye oluyor. Ama orduları nasıl ki artık sanayi ayrışıyor, sermaye ayrışıyor. Ordular da ayrışmaya başladı. Ve sert çekirdekler üzerinden gidiyor her şey. O sert çekirdeği kim koruyacak? Değilse işte özel savaş birlikleri kurabilirsiniz. Paralı askerler kullanabilirsiniz. Bunların hepsi yapılabilir. Ama o sert çekirdek tamamen katma değer temelli belli merkezlerde gene odaklanmış yapılardır. İşte Silikon Vadisi olarak çıkar karşımıza veya Çin'de diyelim ki o kadar merkeziyetçi olmasına rağmen çok bağımsız hareket eden o bilim vadisi olarak çıkar. Yani bunlar gidiyor. Tabi bunlar sipariş üzerine çalışıyor. İşte o siparişlere bakmak lazım. Kim neyi sipariş ediyor ve nasıl kullanıyor buna bakmak lazım. Şey bir de yani hep görelim ne olur. Hani hep ben beyin detoksu derim ya. Beyin detoksu. Yeniden öğrenmek. Sıfırdan başlar gibi tekrar öğrenmek. Bildiğin her şeyi, her bir konu, hiçbir şeyi Allah'ın emri diye almamak. Yeniden düşünmek,
Şimdi yeniden düşündüğünüz zaman şunu görebiliyorsunuz aslında. Yani ne anlamı vardı bilgisayar programcılığının üniformalılara tahsis edilmesine? Olması olmuyor muydu? Oluyordu işte, oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl bir şeyin değişebileceğini görebilmek ve telaşlanmamak. Değişebilir. Bunu görebilmek. Aslında aynı şeyler farklı bir kurguda, farklı bir bilimde, gayet başka tabii, şeyler. Gayet tabii farklı kurgu, farklı şeyler, düzenlemelerle bu yapılabilir. En büyük tehlike Ayşe Hanımcığım. Yani en büyük tehlike düşündüğünün insanın doğru olduğuna iman etmesiyle oluyor. Evet. En büyük tehlike bu. Düşündüğünüzün doğru olduğuna iman etmeyeceksiniz. Allah kelamı değil. Bir durun. Niye böyle düşünüyorum? Karşımdaki niye böyle düşünüyor? Şöyle düşünse olmuyor mu? Aslında ne kaybediyoruz? Yani kibirden uzak durmak lazım. Evet. Hakikat bir noktaydı. Onu cahiller büyüttüler der. Hazreti Ali'nin şeysidir bu. Lafıdır. Yani bırakın onu orada dursun. Ha şimdi etrafından dönelim. Tabii böyle olunca devingenliği de görebiliyorsunuz. Nasıl yani canım? Böyle olunca değişebilir olmasını da hesap edebiliyorsunuz. Tabii nelerle, ne boş işlerle uğraştığınızı görüyorsunuz. Evet. Yani mutlak olarak anlıyorsunuz. Gün 24 saat, gözünü seveyim bir dönün bakın Türkiye neyle uğraşıyor. Gün 24 saat, Allah aşkınıza yani. Hele bir dur, durursan çünkü kimin faydalı unsuru olduğunu göreceksin. Kime yarıyorsun sen? Büyük de. Ha, iyice düşünüp pek kimseye yaramıyorum dediğin anda o zaman bir şey hareketin bir anlamı var. Yoksa ne oluyor? Şu DAEŞ'e bakın. Ne olmuş DAEŞ'e? Allah cezanı versin DAEŞ. DAEŞ için ölen de, öldüren de, öven de, yeren de hepsi aynı şeyin içinde ama hoş geldin Tuzu. Eğer düşman karşında diyor güçlüyse ve sen onu yenemeyeceğini hissediyorsan önüne tuhaf bir şey at. O kadar tuhaf olsun ki şaşırsın onu, nedir bu diye ona bakarken vakit kaybederler. Sen o arada işini görürsün diyor. Ha, şimdi düşünün DAEŞ'i kim attı önüne Orta Doğu'nun? Bu stratejistler bence bütün bu savaş taktiklerini kullanıyorlar. Hani bu tabii süreci. Kullanıyorlar yavrucuğum. Onun için yani eğitim, sadece eğitim. Bunlar çok önemli şeyler. Niye bir tek bana mı kalıyor? Süleyman'a mı kalıyor? Size mi kalıyor oturup? Yahu dikkat dikkat demek. Bu kadar insanız burada. Bu tecrit savaşları stratejisi oluşurken, tecrit savaşlarına sebep olan strateji doğru tanımladın mı? Hayır, doğru tanımlamadınız. Çünkü tecrit savaşlarına bir stratejiden orada söz konusu değil, olamaz. Peki. Söz edemezsiniz. Yani oluşum öyle. Yani oluşum öyle geliyor. Yani yeni dünya düzeninin peşine düşüyorsunuz. Peki. Tamam. Bir yeni dünya düzenini bozacak bir sürü unsur var. Ha, bir sürü adam var bozacak. Buyurun evet. Kimi diyor ki ben milliyetçiyim abi. Ben senin şeyine vergiyi de koyarım. Geçiremezsin diyor. Mesela. Yani satamazsın diyor. Kimi diyor ki ben işte çok ağır Müslümanım abi. Benim memleketimde işte bilmem ne yapamazsın diyor. Biri orada, biri orada, biri orada, biri orada. Şimdi sen de askerini, kendi unsurlarını gidip bunların başına dikecek halin yok. Peki ne yapıyorsun? Bunları çaptan düşürüyorsun. Nasıl çaptan düşüreceksin? Bir olan orada işte o. Çaptan düşürme. Şimdi çaptan düşürmenin birkaç tane yolu var. Onu anlatacağım. Yani üzerinde durdukları yolları var. Çaptan düşürüyorsunuz ve yeni dünya savaş düzenine de etkili olamayacak hale getiriyorsunuz. Tecrit o zaten. Sistemin dışına atıyorsunuz. Aforoz ediyorsunuz. Şimdi nasıl düşkün yaparsın bu adamı? Adamın düşkünlüğü falan var mı yok mu? Bir kere düşkün yapmanın bir yolu, şimdi ben uyduruyorum bundan sonra. Ben böyle bir görev alsam. Önce başındaki adamı rezil ederim. Önce bir adamın şeyini kurtarırım. Yani adamla halkının ilişkisini bozarım. O zaman adam, halkının kötüsüne gidecek her şeyi yaptırtırım adama.
filan adam yapmak zorunda değil, yaptırmış gibi yaparım. Bir şeyin şuyu bu konudan beterdir malum. Yalanın %15 payı diyorlarmış bunu efendim. Yani. Şu vuku hikayesi. Ben şuyu dayarım. Vuku olsa da olmasa da sabırlı da davranırsam. Yani bunu bugünden yarın olmaz ama 10 sene içinde bal gibi de olur. Değil mi? Demek ki bir grup kurarım. Bunu yaparım. Önce bunu yaparım. Sonra eğitim sistemini bozarım. Öyle bir bozarım ki bunu kaşıyamayacak hale gelir. İlk kere iki yedi eder. E nasıl yaparım ben bunu? Arka arkaya yanlış kararlar aldırırım. Ha bu nasıl yaparım? Bu kendim bedava şey gönderirim mesela. Danışman gönderirim. Hı? Bu danışmanlara ben veririm parasını. Hadi duyur efendim sen bir git şunlarla bir koş. O da bir şeyden geliyor ya. Batı'dan geliyor ya mesela. Şu anda nedir? Finlandiya değil mi şu anda çok meşhur? Finlandiya'dan geliyor. Vay be. Adam geliyor burada. Bunu yaparım. Öbür taraftan da milliyetçileri orada kışkırtırım. Biz filan dayılar mı kaldık diyerekler onlar da her şeye hayır der. Ya bunlar zor iş değil. Ve bence yeterince de iyi, akıllı değiller. Ben olsam daha da yöntemlerini görebiliyorum oturduğum yerden. Böyle yapıyorsunuz adamları devreden çıkarıyorsunuz. Ve zaman içinde ülkeleri feshediyorsunuz. Bunu daha önce de konuştuk. Bir ciddi Afganistan vardı haritadaki şekli gözümün önüne gelir düşündüğümde. Nerede? Aslında kapitalizm yeni bir şeyle toplum yeniden, devletleri yeniden inşa ediyorsunuz. Evet, imajlar üzerinden. Hanımefendi, devlet kavramını da kaldırıyorsunuz ortada. Öyle bir kötü oldu ki iş. Şimdi devlet ne? Sabahtan akşam şu üçümüz otursak şurada bir yani yarına çıkacak şey bulamayız tanım. Yani bugüne çık akşama ederiz belki bir tanım bulup ama. O tanım yarına çıkar mı çıkmaz mı o da belli olmuyor. Uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları diye bir şey kurumsallaşma ve yapılaşma var. Onları nereye koyuyorsunuz bu sürecin yani için? Nerede nasıl yani anlayamadım. Yani bu tecrit eden savaşlar döneminde ve bu stratejilerin ortaya çıkma farklı kurumlar farklı inisiyatiflerle bu stratejilerin oluşma sürecinde diyelim. Evet. İşte bunun içinde endüstriler var. Tabii. Üretici güç olmak üretici, önemli. Üretici bir sürü güç var bu sürecin içinde. Belki istihbarat örgütleri var filan. Hepsi tabii, bir arada. Bunun tabii. Ortaya çıkması için de sivil toplum kuruluşlarını nereye koyuyorsunuz? Onlar da bu sürecin bir parçası olarak. Gayet tabii canım. Yani ister istemez tabii ki. Niye atıyor ki kendini ortaya sivil toplum kuruluşu? Kendi o ülkenin çıkarı için daha iyi bir şey düşündüğü için çıkıyor ortaya. Ha meğer ki düpedüz yurt dışında birilerinden para alan bir hain grubu olsun. Tamam. Ona gerek yok ki. Yani inandığı bir şey var. O inandığı bir şeyi şeyde görmüyor. Ülkede görmüyor. Kendi katılıyor ki işler düzelsin diye yapıyor. Ama her yerinde bu böyle. Biz de para kazanmadan yapılır çoğu zaman. Amerikalılar bir de para kazanıyor. Yani bunun üzerine. Gayet tabii ben sana bunu veriyorum bu fikri ama öde bakalım yapıyor. Ve alıyor parasını. Evet. Kimse de bunu yadırgamıyor çünkü iş bu. Yani o da strateji üretiyor. Bu süreçte siz devam edin istiyorum bir şey olarak. Bire insan da değişmedim yani insanın değişmesi de bu teknikleri etkilemiyor mu? Yani ben belki önceden toplumu önemseyen, daha toplumcu bir insan karakteri özellikle ideolojiler çağı içinde görürken bu sonrası dönemde daha bireyci, ben merkezci, daha konformist, daha başkasını umursamayan bir insan tipi de oluştu. Bu süreçlerde bu insan tipinin, bu psikolojinin de etkisi yok mudur? Valla yabancılaşmak denilen bir şey var. Sanayiyle birlikte o zaten girdi. Evet. Oho. Siz bana ne anlatıyorsunuz? 40'lardan girdi. 30'lardan itibaren girdi. Yani artık insan tipi yok. Şimdi yine aklınıza sığınarak Türkiye'nin yanılgılarından bir tanesinin insanlık ve insan tipi kelimeleri olduğunu düşünüyorum. İnsanlık diye bir şey yok insan var. Elbette değişiklik oluyor. Olmaz olur mu? Ama o değişiklik dayatılan bir değişiklik mi? Hem evet hem hayır. Çünkü kendiniz istiyorsunuz. Neden mi sonuç mu? Hem neden hem sonuç. Hem neden hem sonuç. Hem bir aidiyet meselesi de belki bu noktada
bu süreçlerin içinde bir etken olarak konuşulabilir. Devam edeceğiz önümüzdeki şey. Bir 7 dakikamız daha var hocam, buyurun. Son bir önümüzdeki bölüme bir altlık daha yapalım. Peki. Şimdi hasıl bunlar diyorlar ki artık geldiğimiz noktada ordular mordular falan böyle parayı yiyip oturmasın söylüyorum. Üretici güç olsunlar. Ve zaten diyorlar çok haklı olarak Sovyetler için de geçerliydi. Zaten diyorlar ne fark var ki yani atom bombasını ordunun içinde imal ettin dışında imal ettin. Hele Amerika gibi sermayesi buna el veren ülkelerdi. Diyorum size devlet demir yolları yok Amerika'da yani. Böyle ülkelerde bir adım ileri bu tarafa götürüyorsun. Ve dolayısıyla iç içe giriyor. Kim iç içe giriyor? Silahlı kuvvetler, şeyler, işte bu tür şirketler, üretici şirketler. Efendim, niye yani Boeing 700 yapan bir dev uçak endüstrisi şey yapamayacak mı F-16? Yapacak. F-35'leri böyle tantara haline getirip bize satmak akıl. F-35'in her tarafı F-35 olsa ne olur? Adam Allah bilir F-37'leri Pinochet'sinde saklıyor. Kasasına tutuyor şu anda. Bundan sonrası pazarlamadır. Şunu unutmayın. Derler ki televizyon ve radyo aşağı yukarı aynı zamandadır keşfi. Ama piyasaya sürülme tarihleri. Televizyon tutulmuştur 10 küsur yıl. Radyo ileri sürdü. O sattı önce doydu bir pazar. Bundan sonra tekini. Tabii radyoyu sut ama radyonun ağzı besleyeceğisi. Niye sabahtan akşama sıraya giriyor millet iPhone bilmem ne iPhone bilmem. Ne yapıyorsunuz? Ama bunlar düşünülen şeyler değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Aynı şey burada söz konusu. Ama ne yapıyorlar? Diyor, rahmetli yani rahmetli Aytun şey der. Onun Westoxication diye bir tabiri vardı onun. Batı zehirlenmesi. West, batı malum, toxication. Zehirlenme, batı zehirlenmesi. O der ki böyle batı zehirlenmesine uğrayan yani bizimki gibi uluslar her dakika yeni bir şeyle şey yapılır. Sarsılır ve şaşırtılır. Neyle şaşırtıyorsun? Rasyonalitesi kaybolsun. F-35'leri problem yapıyorlar. Ay bir hikaye, bir hikaye, bir tantana, bir şamata. Aman efendim, Davos'ta mı buluşalım Ayşe Hanımcığım? İsterseniz bu sefer ben sizi ziyaret edeyim. Nereye geleyim? Soçi'ye mi geleyim? Yok gelmeyeyim. New York'ta en iyisi var. Bu ne rezillik ya? Ha, oturun bir düşünün. Ne rezillik bu? Evet. Ve kimse kardeşten çıkarsana bakayım o F-37'leri diyemiyor. O da onu orada saklıyor. Çünkü o teknolojiyi de satmak zorunda oradan. Evet yani bütün hikaye... Bu dünya bir komedi. Bu komedinin farkında olmak gerekirdi bütün hikaye. Bu dünya bir komedi. Bu komedinin farkında olmak gerekir diyorsunuz ya tam da bu. Evet evet, bu bir büyük yüzlü komedidir. Ama bu demek değildir ki komedidir, ama bu komedi bir yerde oynanır. Yani şöyle söyleyeyim, seyredenler ve komedi, şöyle söyleyeyim, oyunun sahnede oynandığını hissettiğiniz sürece, kendinizi kaptırıp sahneye atlamadığınız sürece, seyirci koltuğunda oturmayı becerdiğiniz sürece bunun içinden çıkılır. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama önünüze konan her tabağa el atarsanız, efendim, her salatalığa tuzlukla koşarsanız olmuyor o zaman. Ömrünüz gidiyor saçma sapan. Hoca bir durun ya. Ve benim tanırsınız beni. Yani İslamiyet'in buna en önemli cevaz veren din olduğunu düşünüyorum. İslamiyet bunu yapmamızı mümkün kılar. Hocama sor. Evet. İslamiyet bunu yapar. Ama İslamiyet'in için beceremezsek. İslamiyet'i ne yaptığımızı onu da şey yap. Bunun ayrıca konuşmak lazım. Konuşuruz. Hocam bir son cümleniz var mı orada? Süleyman Hocam'dan da bir yorum alarak bitireyim bu bölümü. İşte sen söyledin mi? Yani tamam. Bu peki. Seferlik. Bu yorumların devamında bir sonraki bölüme yine bir altlık olarak bir son toparlamanız yani, olur mu? Ben şey gibi düşünüyorum. Bir Fransız düşünürü vardır, Alain Mink. Hı hı.
bütün bu süreçleri gözden geçiriyor ve diyor ki orta çağa geri döndük. Yeni orta çağa. Tabii. Bunun tabii çok riskleri de var. Kontrol dışı alanlarda doğuyor. Bir o kadar da umudu var yani. Orta çağ işte, çok kötü bir yer değil, zaman değildi yani. İlk 500 senesi değil ama son 500 senesi çok hoştur. Onu söyleyebilirim. İlk 500 senesi berbattır tabii ki. Biz kendi işimize bakalım. Biz belki de yeni orta çağın ilk 500 senesini yaşıyoruz. Son 500 senesi evet. Belki başka türlü yani latife ediyorum tabii ki. Tabii de yani ama biz kendi işimize bakabiliriz. Tabii ki yani iyi bir dünya okuması olduktan sonra yani insanlar... Toplumlar, uluslar kendi geleceklerini daha iradi katkılarıyla götürebilirler. Ama iradeyi gerileten süreçleri de birlikte yaşıyoruz. Siyaset yapma biçimlerini de etkiledi. Tabii yani hem onu davet ediyor iradeyi hem de geriye çeviriyor, bastırıyor. Yani şimdi burada bir takım tercihler bence önemli. Doğru okumalarla bir şeyin aleti olmadan... parçası olacağız. Yani onun tabii, içinde tabii. Ama aleti mi olacağız yoksa evet. Yani bir kere yaşanan dünyanın dışında başka bir dünya yok. Tabii. Zihnimizde kurabiliriz ama hayata geçmiyor bütün bunlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani devletler çözülüyor. Büyük ölçüde çözülmesi de isteniyor. Üstelik tabii, teşvik tabii, ediliyor. Tabii, tabii. Uluslar ağır saldırı altında, ulusların ayrıca çözülmesi isteniyor ve bütün bunlar özgürlük adına vesaire yapılıyor. Bunları konuşmak lazım. Bunların içinde pişeceğiz. Bunu söyleyebilirim ama mesela hani bu konulara geçen programdı galiba. Machiavelli'den bir giriş yapmıştık ve paralı askerleri eleştiriyordu. Dikkat edin. Evet, geldiğimiz yere bakın evet, yani. Değil mi? Siz zaten bunu anlatan bir yazınızda şey diyorsunuz, tarihin diyalektik cilveleri. Bugün sadece reel politik dünyanın sermayesi, yanı sıra teknoütopya ve distopyalar var. Herkes reel politik önceliklerin peşine düştü. Masalların saçaklı mantığı her şeyi çok güzel anlatıyor. Dere tepe düz gittik, bir arpa boyu yol gidemedik diyor hocam. Aslında yani. Tam da anlattığınız bu geldiğimiz yer bunu söylüyor. Zihin kontrolü savaş silahlarına falan girmek istiyor. Tamam peki efendim. Derdim o yani o kadar çok. Peki bu bölümde bir virgül koyuyoruz. Aslında virgül dahi koymuyoruz. Soğuk savaş sonrası ortaya çıkan yeni savaş konseptini hocamdan dinlemeye bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Ama izleyicilerimize hep şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Aslında her bir bölüm bir öncekinden virgülle ayrılıyor. Birbirinin devamı olarak konuşuluyor ve ortaya çıkıyor. O yüzden anlamadığınız bir şey olursa önceki bölümlere lütfen bakın diye de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Görüşmek üzere efendim. Bir sonraki bölümde hoşça kalın.